Hocam çok kısa. Evet hocam, Bodrum'da yapılan o sansürsüz haberlerden dolayı insanlar tedirgin. Siz Bodrum'da yaşayan bir ünlü olarak, bir futbol yorumcusu, bir hakem olarak Bodrum gerçekten güvenli mi? %100 güvenlikli. Yani yapılan yani o haberlere kesinlikle şey vermiyorsunuz değil mi hocam? Kusura bakmasınlar ama bazı gerizekalılar işi fazla abartıyorlar. Hala daha bugün televizyonu açtım. Bodrum'da olan tsunami'nin görüntüsü diyorlar. Lan tsunami Bodrum'da olur mu? Gerizekalılar. Tsunami açık denizde olur. Nasıl olmaz ya? Bodrum tsunami olmaz. Kapalı denizde tsunami olmaz. Tsunami açık denizlerde, okyanuslarda olur. Ama daha hala bunu bilmeyip tsunami diyen var. Denizin yükselmesi, alçalması tsunami değildir. Tsunami çok gelen şiddetli önüne kadar götürür. Uzak doğuda olduğu gibi. Burada Karaada denen bir yer var ki o kurtarıyor Bodrum'u. Burada denizin yükselmesi, alçalması oldu. Bir türlü de onu halledemiyorlar. Bugün televizyonda gene tsunami diyorlar. Hocam siz depremde Bodrum'daydınız, yaşadınız. Evet. Siz herhangi bir panik yaşamadınız değil mi? Alışmış olduğunuz bir şey. Ben oturduğum yerde oturdum. Bodrum'da 365 gün, 280 günü Bodrum sallanır. Ha bu sefer baba sallandı. Ama bir yer, hiçbir yer devrilmedi, kırılmadı. Tosun halini görüyorsunuz. 4 gündür, 5 gündür şey gitmiyor. Ne o? Feribotlar gitmiyor. Yarın gideceğiz bakalım, görelim oranın halini. Evet. Özellikle Bodrum'da yapılan asılsız haberler tamamen aykırı dış değil mi hocam? Biz de bunları boykot ediyoruz zaten. Var zaten bunların. Vardır, bir hesapları vardır bunların. Geçen gün gördüm birisi, iki tane gerizekalı açmışlar. İşte Bodrum'u terk ediyoruz filan gibi.